gitarın olduğunu, bas gitar çaldığını. Tabii uzun yıllar ben bunu samimiyetimle söyledim. Bugün arkadaşlara da söyledim. Hangi tondan çalıyorsam direkt söylüyor. Hocam bu da olur diyor. Yani biz de şaşırdık hatta. Polis arkadaşlarımız da şaşırdı. Ben ilk önce o yolculuğu bir dinlemek isteriz biz başkanım. Hani şey, müzikle ilgili. Evet. Şimdi aramızda Seyli Köylüler var. Tabii çok heyecanlıyım. Bu akşam şarkı söyleyeceğim diye 96 yaşındaki annem de aramızda. Çok teşekkür ederim. Beni yalnız bırakmadığı için seni çok seviyorum. Ellerinden öpüyorum. Gaziantep'in geçmişinde müzik var. Benim hatırladığım 50 yıl öncesi. İzmir'de doğru dürüst sivil toplum kuruluşları yokken Gaziantep'te Müzik Severler Derneği diye bir dernek vardı. Burada dünyadan göçmüş şu anda Fadıl Balaylar gibi, oğlu Fahri Balaylar gibi, İzel Hanım'ın dedesi Orhan Sezmenler gibi, Mehmet Anaberkler gibi, Nizamettin Arbekli gibi, daha sonralarda küçükten yetişen İstanbul'a transfer olan Zafer Önal gibi o günün en iyi bateristlerinin çıktığı, kardeşi Savaş Önal'ın müzik öğretmeni olduğu, şu anda koromuzda bulunan Nazmi Kalfa'nın birlikte okul arkadaşımdır, sınıf arkadaşımdır. Onun birlikte olduğu bir genç grupla birlikte bağlama kursları alırdık. Şarkılar, türküler söylerdik. O Müzikseverler Derneği'nin içinden orkestralar çıktı. Önce bir gelişim orkestrası çıktı. Ondan sonra Çağrışım diye bizim kurduğumuz bir orkestra oldu. Düğünlere gittik, çaldık, söyledik. Kendisini rahmetle, saygıyla anıyorum. Nusret Taşçı abimiz. O da hep birlikteydik. Birlikte çok çaldık, söyledik, düğünlere gittik. Gaziantep kültürle, sanatla yoğrulan bir kent olduğunu öteden beri, ben seçildiğimden beri söylüyorum. Bizim salonlarımız böyle full doluyor. İşte onun için bu yaşıyor. Bu kültür merkezi belki küçük geliyor şimdi ama Atatürk Kültür Merkezi'mizi yeniliyoruz. Yaklaşık bir ay sonra bitmiş olacak. Orada konserlerimize devam edecek ama ben daha önceki konserlerde de yine bir söz vermiştim. 100. Yıl Sanat Merkezi yapacağız diye. Onun startını verdik. Belediye meclisinden kararlarımızı aldık. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nden kararlarımızı aldık. Gaziantep'e girişte bir Migros mağazamız var biliyorsunuz. O Migros mağazasının olduğu yere 100. Yıl Sanat Merkezi yapıyoruz. Şu anda Migros'la bir tahliye taahhütnamesi imzaladık. Ankara'da ODTÜ mezunu iki tane kadın mimar yüksek lisans yapmış. Kadın mimar tarafından muhteşem bir proje çiziliyor. Yaklaşık geçen çarşamba günü başkan yardımcımız Aslı Hanım ve Necati Bey ile birlikte Ankara'daydık. Yaklaşık 15 kişilik bir teknik ekip bize sunum yaptı. Sizler için sürpriz olacak. 6 ay sonra projesi bitmiş oluyor. Ondan sonra ihale süreçleri başlayacak. Bu yılın sonunda Migros oradan çıkacak ve Cumhuriyetimizin 100. yılında temelini atacağımız muhteşem bir, kendisinin de sanat eseri olduğu bir sanat merkezine kavuşacağız. Gaziantep'e de bu yakışır. Başkanım, heyecan gitti mi? Heyecan gitmez. Heyecan gitmez. Ses nasıl geliyor bu arada dışarıya? Birazcık daha sanki böyle... Üstad, bakar mısınız? Birazcık mikrofonu öne alma şansımız var mı? Ben yanaşırım. Görüyorum. Biraz
aslında içeri alabiliyoruz. Yok, görüyorum. Biliyorum. Heyecandan unutmazsın. Şimdi ben çalacağım. Beraber sizler de nakaratlarda bizlere eşlik edersiniz değil mi başkanım? Polis arkadaşlarım. Canlı yayın mı yapıyorsunuz? Evet. Ben hazırım. Buyurun. Sırasını savanlar ne kadar rahat değil mi? Bir daha vazgeçilmez.
beni şımartıyorsunuz. Bir daha sahneden inmem. Her konserde söylerim. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Hocam, şey var mı? Yok, başka. Aslında ben farklı bir türkü söyleyecektim ama... Annemden aferin aldım. O zaman bir başka konser için şimdiden söz alalım. Söz veriyorum. Teşekkür ederim. Gerçekten. Değil mi arkadaşlar? Ağzınıza sağlık. Çok güzeldi. Çok inanılmaz be. Şu Zümrüt arkadaş var ya başka, evet, o beğenmezse tamamdır. Beraber gelemek.